Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Sürebiliyorum değil mi Mehmet? Şimdi anlarız. Bak dedim sana, sürebiliyorum işte. Bir şeyin var mı? İyi misin? İyiyim. Biraz daha zamana ihtiyacım var galiba. Geçen sefer de öyle demiştin ama. Bir önceki seferdi. İki aydır aynı şeyi söylüyorsun. Şimdi şöyle. Bak çınarın yaprakları kımıldadı. Bizi çağırıyor. Elif ve Zeynep nerede? Buradalar. Geldiniz mi? Ne çabuk. Tabletim sayesinde. Biliyorsunuz çınar bana sinyal gönderiyor. Doğru ya. Nasıl unuttuk? Hadi gidelim. Geç kalıyoruz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Nasılsınız bakalım? Biz iyiyiz Çınar. Kendi adına konuş Elif. Ben hiç iyi değilim. Neden iyi değilsin Ali? Bisiklet süremiyorum. Şu mesele. Öyle deme Çınar. Tam iki ay oldu. Ne konuşmuştuk Ali? Biliyorum. Başarı için sabretmek gerekiyor. Evet. Bu bazen iki ayı da geçebilir. Tamam. Bir ay daha bekleyeceğim o zaman. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir, iki, üç. Patron, nereye saldıracağız? Dert. Bir saniye Azmi. Kafamı karıştırma. Kaçta kalmıştım? Neyse, baştan başlayayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok heyecanlıyım patron. Planını merakla bekliyorum. İki, üç. Yok, yanlış oldu. Azmi! Özür dilerim. Bir, iki, üç. Çay içer misin patron? İlla bana bunu yaptıracaksın yani. Şimdi rahatça işime dönebilirim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Dokuzu da iki de kayalık. Tam istediğim gibi. Tamam, şimdi konuşabilirsin. Sağ ol patron. Belli oldu mu? Nereye saldıracağız? Belli oldu Azmi. Marmara Denizi'ndeki adalara saldıracağız. Adalar mı? Peki neden orası? Neden mi? Geçenlerde sınıfça adalara geziye gittik. Arkadaşım Hasan'la birlikte çok güzel vakit geçiriyorduk. Faytona bindik. Sonra bisiklete bindik. Ne güzel işte patron. Acele etme Azmi, anlatıyorum. Özür dilerim patron. Sokaklarda neşeyle kovalamaca oynadık. Yakaladım seni. Tamam, sıra bende. Sen kaç, ben kovalayayım. Olmaz Gürgen, öğretmen çağırdı. Gitmemiz lazım, son vapura yetişeceğiz. Bana ne, bende sıra. Ben gidiyorum. Sen git, ben buradayım. Ne? Gittin mi? Hasan! Hasan! Bekle Hasan! Geliyorum! Hasan! Demek gittiniz ha. Ben burada ne yapacağım tek başıma? Çok acıklıymış patron. Dahası var Azmi. Tüm gece deniz kenarında yalnız kaldım. Adalara saldırmakta haklıymışsın patron. Haklıyım tabii. Peki ne yapacağız? Yola çıkalım, ben sana anlatırım. Hı-hı.
Mi? Mi? Gürgen'den haber var mı Çınar? Tam sorunun üstüne Mehmet. Evet var. Demek yine harekete geçti. Yerini tespit edebildin mi Çınar? Uğraşıyorum. Ha buldum. Adalara gidiyor. Adalara mı? Oraya ne yapacak ki? Bunu bilemeyiz. Gidince öğreneceksiniz. Adalarda bisikletler var, faytonlar var. Ne? Fayton mu? Ne oldu Mehmet? Arkadaşlar, biliyorum garip ama ben atlardan çok korkuyorum. Aa, çok şaşırdım Mehmet. İnanır mısın? Ben bile korkmuyorum. Hadi, acele etmeliyiz. İstersen sen bu göreve gelme Mehmet. Hayır, sizi yalnız bırakamam. Yürüyün, gidelim. Dikkatli olun çocuklar. Patron, planını anlatmayacak mısın? Aferin. Görevine bu kadar bağlı olman hoşuma gidiyor. Plan şu. İkiye ayrılacağız. Sen sahile gideceksin. Orada bir kostüm var. Onu giyip denize gireceksin. İnsanlar da senin sayende korkup kaçacaklar. Ve adada hiç insan kalmayacak. Neden kaçacaklar benden? Kıyafeti görünce anlarsın. Adalar canavarı olacaksın. Peki sen ne yapacaksın patron? Sen beni boş ver. Hadi git bir an önce. Tamam, gidiyorum. Ben de şu muhteşem icadımı şuraya kurayım. Böyle yürüyerek nasıl bulacağız onları? Bisiklete binmemize izin verseydin çoktan bulmuştuk belki de. İstersen sen binebilirsin Elif. Tartışmayın arkadaşlar. Zeynep, bize büyük ada hakkında bilgi verir misin? Bakıyorum hemen. Piras adalarının en büyüğü. Yüz ölçümü 5400 metrekare. Yani çok büyük. Ayrıca burada motorlu araç kullanmak yasak. Ulaşım bisiklet ve faytonlarla sağlanıyor. Ama biz Ali ve Mehmet yüzünden ikisini de kullanamıyoruz. Plajları var. Ayrıca köşkleri de çok güzel. Belli oluyor zaten. Baksanıza şunlara. Peki şimdi ne yapıyoruz? Aramaya devam edeceğiz. Çabuk olalım. Hı. İşte muhteşem makinem hazır. Acaba Azmi ne yaptı? Bu sokakta olabilir mi acaba? Şu Gürgen değil mi? Çalışmaya hazır. Evet o. Hey Gürgen. Hı? Yine mi siz? Ne oldu? Beklemiyor muydun? Bekliyordum ama bu sefer beni durduramayacaksınız. Görüşürüz bakalım. Bu seferki planın ne Gürgen? Yine neyin peşindesin? Hemen anlatayım. Dikkatli dinleyin. Görmüş olduğunuz şu muhteşem cihazın adı Ada Birleştiren 3600T. Benim icadım. Bunun sayesinde öyle bir yer sarsıntısı olacak ki Marmara Denizi'ndeki tüm adalar birleşip tek bir kara parçası olacak. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, soru almıyorum. Azmi de deniz canavarı kostümüyle tüm insanları korkutup adadan kaçıracak. Böylelikle bu koca alanda rahatlıkla uzay üssü kurabileceğim. Sonunda uzaya gidip astronot olma hayalimi gerçekleştireceğim. Çok iyi planmış. Anlatırken bile heyecanlandım. Galiba ben bir dehayım. Ne demezsin? Arkadaşlar ayrılalım. Ali ile Zeynep, siz Azmi'yi durdurmaya gidin. Biz Gürgen'le ilgileniriz. Sahile bir an önce gitmek için bisiklete binelim Ali. Bak şurada var. Ama ben... Biliyorum Ali, kendine güven. Başka şansımız yok. Başarabilirim. Başarabilirim. Başardım. Yaşasın. Sürebiliyorum. Sıra sende Gürgen. Evet, sahne sırası bende. Ada Birleştiren 3600T'yi çalıştırayım artık. Ne? Çalıştı işte. Gürgen haklıymış, yer sarsılıyor.
Görürsünüz az sonra ne kadar haklı olduğumu. Bir şeyler yapmalıyım. Başka şansım yok. Ne yapıyorsun Mehmet? Ne yapacak? Kaçıyor tabii ki. Sen de akıllılık edip kaç bence. Yapabilirim. Çocuğa bak, ne güzel at sürüyor. Ay, ay, ay. Harika bir iş başardın Mehmet. Teşekkürler Elif. Acaba Ali ve Zeynep ne yaptı? Stop.